Gerektiğinde yeteri kadar cesur olacaksınız. Korkak adamlardan başarı hikayesi yazılmaz. İş hayatına yeni başlayan gençlerin kişisel becerilerini geliştirip durum vaka analizleri yaparak mentörlük hizmeti alabileceği genç yönetici okulu açıldı. İnsanın şartları zorlaması ve mücadele etmesi öncelikli işlerden bir tanesidir. Yıkılmayacaksın. Yoğun bir katılımla gerçekleşen açılışa İçişleri Komisyonu Başkanı AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Niyazi Can, İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz ve TÜGVA temsilcileri de katıldı. Eğer hırsın aklın önüne geçtiği zaman tatmin olmazsın. 6 haftanın sonunda sizlerin artık buradan değişik bakış açılarıyla ayrılmanızı temenni ediyoruz. Hayata daha farklı bakabilmenizi temenni ediyoruz. Çalışan Gençlik Koordinatörlüğümüzü sekreteryasında yürütülen Genç Yönetici Okulumuz, iş hayatına hazırlanan, yöneticilik yapan veya yöneticilik yapmayı planlayan gençlerimize bilgi ve becerilerini arttırmaya yönelik hazırlanan bir projemizdir. Türkiye Gençlik Vakfı'nın başlattığı proje tüm Türkiye genelinde uygulanacak ve iş kuracak gençlere ders verilecek. Vereceği derslerle ülkemizin kalkınmasına büyük katkı sunacak olan değerli hocalarımıza ve siz değerli katılımcılara teşekkür ediyorum. Bizim kapı dost kapısı, girene canımız kurban, selam muhabbet tapusu, verene canımız kurban. Selam aleyküm. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Niyazi Can burada yaptığı konuşmada gençlere nasihatlerde bulundu. Bu tür eğitim programlarıyla geliştirilmeleri ve bu tür sertifika programlarına sahip olmalarını çok önemsiyorum. Üniversitede de öğrencilerimize ısrarla tavsiye ediyorum. Gelişmiş denilen ülkelere gittiğiniz zaman hangi üniversiteyi, hangi bölümü bitirdin diye sormuyorlar. Kendi alanınla ilgili ya da alanına destek olacak hangi eğitim programlarına katıldın, hangi sertifikalara sahipsin, insanlara bunu soruyorlar. İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç konuyla ilgili gençlere tecrübelerini aktardı. Birincisi iletişimdir. Bunu al, iş dünyasına koy. Bunu al futbol menajerliğine koy, bunu al üniversite hocalığına koy, bunu al rektörlüğe koy, bunu al müdürlüğe koy. İletişim, doğru iletişim günümüz dünyasının olmazsa olmazıdır. Zaman, başarılı olacaksan, başarılı iş adamı olacaksan, başarılı hoca olacaksan, hangi alanda başarılı olacaksan zamanı iyi kullanacaksın. Ayrıca Güvenç burada yaptığı konuşmada liderlik, motivasyon, takım çalışması ve tecrübe paylaşımı üzerine de geleceğin yöneticilerine tecrübelerini aktardı. Ne kadar tasarruf etmen gerekiyor? Hayat planlarına göre ne yapman gerekiyor? Tatile gideceksen onu ayıracaksın. Çocuk evlenecekse ona göre ayıracaksın. Kendin evleneceksen ona göre ayıracaksın. Sen ona bir şey katarsan o da sana bir şey katacak, bir şey verecek sana ki ilerleyesin.